Şimdi beklentilerde de bence çok büyük bir artış var. Şimdi önceden annelerimiz evdelermiş, çocuklarıyla ilgileniyorlarmış, ev işlerinden sorumlularmış. İçişleri Bakanı. Aynen. Babalarımız Dışişleri Bakanı dışarıda çalışıyor. Eve gelince yemekleri hazırlanıyor. Tabii ki çamaşır yıkıyor. Çünkü kadının görevi evin işiymiş. Şimdiki günümüzde kadından artı bunlar bekleniyor. Kadın yapması gerekiyor. Evet. Ama kadın bir de çalışıyor. Hani bütün gün sabah gidip akşam geliyor. O da aynı erkek gibi aslında. Çok farklı ama yok eve aslında. Geliyor. Saat 12'ye kadar o çamaşırlar, o ütüler yapılıyor. Çocuklar yatırılıyor. Gece 1'e kadar da ütü yapılıyor ya da başka bir şey yapılıyor. Herhangi bir şey. Yani kadının mesaisi çok uzun. Ama tabii ki yapacaksın, bu kadının görevi deniliyor. Değil. Yani bu artık çok geleneksel. Tamam da çok... kadın da çalışıyor artık. Ya bunu tamam, söyleyeyim... sen annenle ya da babanla, önceki gördüğün ilişkilerle. İşte burada bir çelişki var. Şöyle. Ya bunu söyleyen insanlar aslında kendince bir gelen, yani yeri geldiğinde Avrupa'yı inanmak istiyor. Evet, çünkü yeri öyle geldiğinde görmek istiyor. Avrupa'yı veya annem gibi eşit demokrat istiyor. Evet. Konuşuyor ama yeri geldiğinde kendi ihtiyacı için geleneksel argümanlara sığınıyor. Şimdi çünkü o işine geliyor. Çalıştırırken özgürlükten bahsediyor ama kadının evde de çalışması için geleneksellikten bahsediyor. Annesin yapacaksın ama diğer tarafta eşiti sen de para kazan diyor. Ya para kazanırken eşitsek ama erkek çay isteyince o çay veriliyor ama kadın da ya hayatım şuradan da bana bir bardak çay koyar. Aa bana bunlarla gelme diyen erkekler evet. var. Ben hayatta babamın anneme çay koyduğunu görmedim diyen erkekler var. Evet. Ama işte o zamanki kıyaslama doğru değil. Yani her dönemin evliliği kendine astır. Ve her evlilik parmak izi gibidir. Kimseyle kıyaslanmamalıdır. Erkek kendine çay hastır. Koymanın ne ilgisi var Allah aşkına? Hayır şu için diyorum. Kendi babasıyla aynen. kıyaslamasıyla ilgili diyorum. Yani bu dönemin evliliğini sen 50 yıl önceki annenin babanın evliliğine dayandıramazsın, kıyaslayamazsın. Eğer onunla kıyaslayacaksan o zaman kendini de babanla kıyasla. Evet. Değil mi? Bütün gün çalışıyordu. Belki de bir gün 10 lira... Ben de çalışıyorum diyor. Evet. Ama baba da orada mesela çok farklı bir roldeydi. Yani baba eve gelip mesela evde de çalışıyordu. Çatıyı tamir ediyordu. Veya işte kendi işini kendisi yapıyordu. Bugün bir şey bozuluyor. Arıyoruz tamirci geliyor. Bizim babamızın döneminde acaba tamirci var mıydı? Yoktu, kendisi yapıyordu. Her şey yani dönemleri kıyaslamak bence bir savunma mekanizması ve sorumluluktan kaçmak. Güzel. Bu çekirdek aileye müdahaleleri sormak istiyorum. Evet. Görümce, elti, kayınvalide... Ne kadar müdahale etmeli ve bu çerçeveyi nasıl çizmemiz lazım? Bu da bizim günümüzün bir sorunu. Ben 2016'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Aile Komisyonu'nda görev alırken şunu fark ettim. Orada bir istatistik yayınlandı. Çok dikkatimi çekmişti. Boşana 100 kadına da 100 erkeğe de sormuşlar. Ailenizin veya eşinizin ailesinin bu boşanma sürecinde rolü oldu mu diye. Kadınlarda %76, erkeklerde %72. Bakın kendi ailelerin direkt veya indirekt etkilerinin olma oranı neredeyse %75'lere aritmetik ortalama olarak yaklaşıyor. Bunun hepsi kasıtlı yapıldı demiyoruz ama bazen iyilik yapıyoruz derken. Ama iyi niyetle yani bazı çoğu zararlar aslında iyi niyetle veriliyor. Yani çocuğu bile döven insan iyi niyetle dövdüğünü söylüyor terbiye etme adı altında. Şimdi biz orada niyeti tartışmayız. Biz somut davranışa bakarız. Çekirdek aile kavramının güncel evliliklerde bu kadar sorun olmasının ana nedenlerinden biri hala geleneksel sınırlarla çekirdek aile sınırlarının birbirinden ayrışmaması. İkinci nokta. Bir önceki nesil yani anne babamızın neslinden gelen çocuklarla ilgili yüksek beklentiler. Şimdi karı kocanın evlilikten yüksek beklentisi var. Kök ailenin de çocuklardan yüksek beklentisi devam ediyor. Şimdi neden bir kadınla bir başka kadın bir erkek için savaşıyor? Bu biri annesi, biri eşi. Bu tip adamlar seanslarda ne diyor biliyor musun? Hocam bir gün alacağım diye keçimin bir daha hayat boyu ne annemle konuşacağım ne eşimle konuşacağım. İki taraftan da bunalmış oluyor. Aslında bu tip erkeklerin bir özelliği daha var. Bu tip erkekler iki tarafı da memnun etmeye çalışan erkekler. Evet. Yıllarca annesini memnun etmiş. Annesi onun üzerinden mutluluk kurmuş. Şimdi benzer bir şekilde memnun edici bir bayanla memnun edilmeyi bekleyen başka bir kadına evleniyor. O da bunu şey yapıyor. Mesela şöyle bir enteresan denklem vardır. Annesiyle annesini umursamayan, annesine hiç faydası olmayan bir adam evlendiğinde kayınvalide gelin sendromu olmuyor. Adam 30 yaşına kadar yemiş, içmiş, geçmiş, parayı batırmış, kredi kartını annesine ödetmiş. Hani yemiş içmiş gezmiş tipler vardır ya. Bu evet. adam evlendiğinde anne baba şey diyor. Aman diyor evlensin de adam olsun. Biz ondan hiçbir şey istemiyoruz. Şimdi bu adam neden kayınvalide, bunu adam evlendiğinde neden sorun yaşamıyor? Çünkü anne babanın bu çocukla ilgili beklentisi daha dip düzeyde. Hatta evlendiğinde kurtuluş gibi görüyorlar kendileri için. Evini idare etsin de ben bir şey beklemiyorum aynen öyle. Diyorlar. Ama aynı anne başka bir çocuğun evliliğinde öyle olmuyor. Diyor ki işte koltuğa ben karışayım diyor. İşte biz size geldik diyor. Gelin çay bardağını hızlı yere bıraktı diyor. Elimi öperken içten değildi diyor. İşte niye her pazar bize gelmiyorsunuz diyor. Şimdi orada aslında birçok sosyolojik dinamik var. Anne baba Türkiye'de anneler ve babalar
aslında kendi yaşamlarını da kuramadıkları için doğal olarak bu tip evlilik mekanizmalarından beklenti içine giriyorlar. Çünkü Türkiye'de 60 yaşını geçen veya 65 yaşını geçen insanların önüne iki seçenek sunuluyor. Ya çocuk bakacaksın ya televizyona bakacaksın. Şimdi ikisi de can sıkıntısı. Çocuk bakmak için de çekirdek aileyle iletişimin iyi olması lazım. Orada da kendi rolleri çatışıyor. Kendi gelinliğiyle mevcut gelini kıyasladığında mevcut gelinin konforunu çok çok iyi olduğunu düşünüyor. İşte o anlamda baktığımızda da çekirdek aileye karşı artık gitgide daha esnek ve daha, yani iyi tabirle söyleyeyim, daha saygılı olmamız gerekiyor. Sistem böyle. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Serhat. İyi düşün. Bir sonraki geldiğinde de boşanma sürecinde olan, ki her yıl gittikçe artan bir tablomuz var maalesef ki. Evet. Biz istiyoruz ki, herkes öyle istiyor. Tabii kim zaten boşanmak için evlenir ki? Evet. Aileler de çocukları boşansın istemez. Ateş düştüğü yeri yakar. Onların da içi sızlıyor ve bazı insanlar içi acıya acıya boşanıyor ya da evet, ayrılıyor. Boşanmadan önce demişsin. O kısmı konuşmayı çok isterim evet, gerçekten. O da son bölüm. Aynen öyle. Boşanmayı düşünen, kafasında bu insanla boşansam yollarımı ayırsam mı acaba diye kaygısı olan insanlar için belki güzel bir şeyler söyleriz. O bölüm söyleriz. Evet. O da yani boşanma kararı almayı düşünenler, affetmeyi düşünenler, işte affedeyim mi, affetmeyeyim mi, boşanayım mı, boşanmayayım mı, acısız ayrılık var mı, yok mu? İşte bir o sonrası bölüm, nasıl olacak? Evet, sonrası nasıl olacak? Doğru, pişman olacak mıyım? Acaba bu karar doğru mu? Daha mı kötü olurum, daha mı iyi olurum gibi birçok kargaşa ve birçok sorunun cevabını da o bölümde işledim. Çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Eksik olma.